Herkese merhabalar sevgili dostlar. 10 Mart Pazar günü Adana Yarış Programı tahmin videosu sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Adana'da bizleri bekleyen 10 koşul bir program var. İzmir'de ise 9 koşu var. E, onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar videosunu. Bu arada da, tabii hem bir pazar günü olması sebebiyle hem de e, işte çim yarışları var. Çok dolu dolu program var. Adana'da ve İzmir'deki takipçilerimiz e, hipodromlara gidebilirler. Havanın e, da güzel olması halinde tabii ki çok keyifli bir e, pazar günü geçirebilirsiniz bu şekilde. Evet Adana'da bir akşam programı söz konusu. 5'e çeyrek kala başlayacak yarışlar. 15 handikap 4 yukarı arap atlarının 2200 metrede kum pisti izleyeceğiz. İlk yarışta 10 safkan start oluyor. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl olalım. Videonun altında bunlar. Katıl üyeliği. Teşekkürler butonu. Bunları tamamlayıp geri videoya dönelim. İsteyenler videoyu durdurup bunları yapabilirler hemen. E, ve şimdi ben tahminlere geçiyorum arkadaşlar. Favorim 14 gün evvel son yarışını kazanan 4 numara Gece Işığı'dır. Ardından burada daha iyi dönük 14 gün evvel 5. kalan Ahmet Çelik'le 5 numara Hızlı Kuruş diyeceğim. Son 14 gün evvel 2. olan Mehmet Akyavuz'la 8 numara Miri Alem diyeceğim. Ve yine 14 gün evvel 4. olan bir 2 numara Büyük Kahraman'la oyunumu noktalayacağım arkadaşlar. 4-5... 8-2 şeklinde bir plan burada kurduk. 4 safkanlı bir oyunla tahminimizi gerçekleştirdik. İkinci koşu bir çim pist yarışı olacak. 1800 metrede çim pistte izleyeceğimiz safkanlar 5 çeyrek geçe 3 yaşlı İngilizler meydanda koşacaklar. Tabi fazla bir çim pist performansı izleyemedik genel itibariyle bu atlardan. Çünkü biliyorsunuz şimdi çim yarışları yeni başlıyor ve 2 yaşındayken çim pist koştuysa bu atları ancak bilebiliriz. Tabi bir de sentetik deneyenler var. bunlara göre bir tercih yapacağız burada. Şöyle bir düşüncemiz var tabi mesela burada Özcan Yıldırımın biniciği Arzun Barış Kum Pist'e yarış görmüş bir safkan İngiltere orijin hattına sahip baba tarafında anne tarafı Amerika hatta aslında Kumda da gidebilir ama bakalım ne olacak bin asla baba tarafından Çin Pist'e gitmesine kesin gözüyle bakıyorum bir numara Arzun Barışı yazarak başlayacağım bu yüzden ardından arkadaşlar burada bir diğer tercihimiz kendini Çin Pist'e göstermiş bir isim. Mehmet Sal içerikle Leroy Dance 4 numara. Old Grace'de ekürü olarak startlı iki numaralı safkanda ki ekürüsü de tabela yapmış bir isim. Leroy Downs hem kum çim yarışlarında tabelalar olan bir safkan ve burada da açıkçası yine galibiyete aday bir isim olacaktır. Devamında arkadaşlar burada Ahmet Çelik idaresinde 12 numara Power of Lava şans tanıyacağım. Sentetik'te 5.li olan bir isim ve o ilk yarış olduğu için belki burada çok daha iyi bir yarış performansı izletebilir 12 numaralı safkan. Bir de her ne kadar henüz çimde izlemesek de orijin hattı Amerika hattı tamamen kumcu bir hat olmasına rağmen burada açıkçası fark yaratabilir belki kum pistteki iyi yarışlarını çimede çime de yansıtabilirse Here's the Storm 3 numara son hane için düşündüğüm safkan oldu arkadaşlar benim bu yarışta. One Man Army 7 numarayı da arkadaşlar bu koşuda bir incelemeyi alalım. Yani yazmanıza gerek olduğunu düşünmüyorum. 57 günlük bir arası var. Ama bu at İrlanda orijinal hattına sahip tamamen. Şimdi gideceğini düşünüyorum. Bu koşu galibiyet zor. Ama bir sonraki yarışında kazanabilir. 7 numarayı da bilhassa bunun için özellikle izleyelim arkadaşlar. Üçüncü koşu saat 6'ya çeyrek kala şart 4 yamak 2 apranti biniyor. 4 yaşlı Araplar 1400 kum piste çıkıyorlar arkadaşlar. Son yarış 8 gün evvel kumda kazanan Pamukçu 1 numara Hilal zamanı ile ekürü start oluyor. K ekürüsünün de tabelaları mevcut. Ekürler arkadaşlar burada favori ve baktığımızda grup içerisinde geçilmeleri zor gözüküyor. Ben bu yüzden ekürleri tek olarak veriyorum. Nitekim hadi Pamukçu diyelim ki bu mesafede etkili değil. Ekürüsü Hilal zamanı 1.36-39 dereceye sahip olan bir isim. Yani ekürlerden birinden biri illaki kazanır. Bir numara Pamukçu son yarış kazanmış olduğu için onu öncelik tanıyalım. Bir numarayı tek diyelim arkadaşlar burada. Üçüncü koşu bir numara tek. ekürler tek yani öyle söyleyeyim. Dördüncü koşu saat 6.30'da 5 safgan start alacak. Şart 5 3 yaşlı İngilizler. 1900 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar risk almak isteyen varsa Özcan Yıldırım'la Nico 2 numarayı tek bırakabilir. Ama garantiye gitmek istiyorum diyenler varsa arkadaşlar 1 numara Desert Quiet ve 5 numara Peker'imi ilave ederek 3 atlı bir oyun yapabilirsiniz. Desert Quiet bir kurt elekürü safkanı Mehmet Akyavuz biniyor. 14 gün evvel ikincilik vardı. Daha evvelki ilk yarışında üst üste kazanmıştı. Pekerim ise son yarış için pist istediğini alamasa da bir önceki yarışını kumda kazandı ve 2 23 dereceye de sahip. 2-1-5 şeklinde bir sıralamayla burada oyunumuzu planlayabiliriz. Ee, ama yani bence bunu sıralama olarak kabul etmeyin. Ya 3 atı yazın ya da risk alıp 2 numarayı tek atma yoluna gidebilirsiniz. Zaten tekimiz olduğu için ilk altında e, çok da fazla zorlamaya gerek yok. 3 atı birden yazın derim. Yani burada 1-2-5 3 at birden yazılırsa garanti olur. 5. koşu saat 7'de meydan 3 yaşlı İngilizler 1800 metrede Çin pistte çıkacaklar. Bu koşuda 12 adet safkan start alıyor arkadaşlar. Ahmet Çelik idaresindeki Pinjara ile başlayacağım. Çin pistte bir üçüncülü olan ve son yarışında kum pistte görmüş olan ve 14 gün evvel dördüncü olan bir safkandan bahsediyoruz. 4 numara Pinjar'a ilk tercihim ardından Özcan Yıldırım'la Zülfikar'ım. 8 numaralı safkan. İrlanda orijinal sahip olan bir isim. Aynı zamanda bir dördüncülü var Çin pistte ve son 3 yarışında kum pistte koştu. Safkan baktığımızda buraya hazır geliyor diyebiliriz. Hepsinde tabelaları da söz konusu. Ve bir Torok temsilcisi anne tarafı da yine bir İrlanda adlı olan ayan Kurşun'la boz etti. İlk yarışına çıkıyor safkan. Burada 10 numaralı safkana da şans tanıyorum arkadaşlar. Grubun biraz müsait olması sebebiyle diyebilirim. Bir de arkadaşlar bir isme daha dikkat çekeceğim. Burada bir Cemcem Cem yavrusu Demir Cihan bir numaralı Safkan ilk kez içime çıkacak. Açıkçası burada onun da fark yaratabileceğini düşünüyorum. Baba tarafı Cemcem Cem, anne tarafı da tamamen İrlanda hattına sahip olan bir isim. Onun da çimde gitmesini burada bekliyorum arkadaşlar ihtimal veriyorum. Yani bu at bu koştuğu yarışlarda yarış mı gördü yoksa performans olarak mı bu düzeyde tamamen? Onu birazcık da bu yarışta anlayacağız. Bu Çin pist yarışında performansına göre anlayacağız. O yüzden bu atı da kuponlarda yer verelim dedim arkadaşlar. Bu koşu için tercihim bu şekilde. Şimdi geçelim. 6. koşu saat 7.30'da koşulacak. 16 Handicap, 4 Tükkar İngilizler 2000 Çin pist yarışı olacak arkadaşlar. 12 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Bu yarışta tercihimizi şöyle yaptık. Bir kere bu atların araları bizi birazcık aldatıcı bir duruma sokabilir. Bu atlar birazcık da e, çimci at olmaları itibariyle ara veriyorlar arkadaşlar. Çim yarışları bitti mi İlgilileri bu atları dinlendirebiliyor. böyle bir grupla karşı karşıyayız. Bu yüzden ben bir numara Day, bir numara Raymond Reddington başlıyorum arkadaşlar. Ahmet Çelik idaresindeki Safkan Luxor e, Wind River Wind hattına sahip. 120 günlük bir arası var ama tabi dediğim gibi e, Çimci adlı olması sebebiyle verilmiş bir ara gibi gözüküyor bu. E, devamında 2 numara Lion Child Kadir Demirel yine 126 gün arası olan son yarış ikinci kalmış bir safkan. E, yine burada yarışta iyi bir performans sergileyebilir. Devamında tabii ki e, burada baktığımızda iyi koşabilecek potansiyeli olan isimler var. Onlara yine yöneleceğiz. Şans vereceğiz. E, Kum pistte yarışlar gören bir isim. E, burada belki daha da iyi gelebilir. 1 ve 2 numaraya kıyasla. 3 numara Brodbeck. E, çünkü geçtiğimiz yıl Sentetik'te ve Çim'de galibiyetleri de e, galibiyeti tabelası da söz konusu. O yüzden ona da şans veriyoruz. Geriye kalan isimlerde ise değerlendirmek istediğiniz tuttuğunuz bir safkan varsa arkadaşlar yazabilirsiniz. E, burada açıkçası ekstra bir tercihte ee, bulunmayacağım. Bunu size bırakacağım. Ee, 1-2-3 yeterli gördüm. Ee, devamını size bırakıyorum arkadaşlar. Bu koşuda fazla at yazmak istiyorsanız tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. 7. koşu saat 8'de 21 Handicap 4 yukarı Araplar 1200 için pist yarışı arkadaşlar. 10 safkanın start alacağı bir yarış olacak. Tabi böylesine bir mücadelede kısa da bir mesafe olması sebebiyle her türlü olasılığa açık olmak gerekiyor. Yani bu at gelir, bu at gelmez diyeceğimiz bir tarzda bir yarış değil. Ama şöyle bir tercihte bulunacağım ben. Bir kere sentetikte, çimde çok iyi performanslar sergileyen 5 numara Eparven, Müslüm Çerik birlikte kesinlikle yazılması gereken bir isim. Ardından arkadaşlar bu yarışta değerlendirmek isteyebileceğimiz safkanlar olabilir. Yönelmemiz gerekebilecek isimler. Bunlardan birisi 7 numara kırmızı başlıklı kız Hışma Çizik idaresindeki Safkan 40 gün evvel bir beşinciliği söz konusu. Burada tabi Çim'de daha da iyi gideceğini düşünüyoruz. Devamında arkadaşlar burada sizlere önerimiz 4 numara Çığ Güzeli ve 3 numara Kurtoba olacak. Bu adları da yazdığımız takdirde daha garanti bir oyuna gidebiliriz. Yine Baba Balıkan 6 numarayı da. Düşünebilirsiniz arkadaşlar 5-7 öncelikli olmakla beraber 4-3-6 şeklinde bir sıralamaya da gidilebileceğini belirtmek istiyorum arkadaşlar Bu yarışta böyleydi geldik 8. koşuya saat 8.30'da koşulacak 6 safkanın iştirak edeceği bir kısa vade 8 düzey yarışı 4 yukarı İngilizler 2000 metrede kum çıkıyorlar Arkadaşlar bu koşuda 6 safkan içerisinde tercihimizi şöyle yapıyoruz favorimiz ve bankomuz olan bir isim var. O atı size tek vereceğiz. Ve 8. koşuda 2 numara Zolomum bizim için tektir arkadaşlar. Özcan Yıldırım İdaresi'ndeki Safkan tek diyoruz. 15 gün evvel son yarış ikinci olmuştu. Bu mesafede ondan daha hızlı derece yapan bir isim henüz yok arkadaşlar. Rakipleri arasında 2 numara Zolomum sadece Dilba takıyor. Bu koşuda tek 9. koşu saat 9'da 15 handikat dişilere mahsus. 4 yaşlı Araplar 1900 kum yarışı. Arkadaşlar 9 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Burası ışman çizikle 2 numara Seher Yeli, 3 numara İpek Mehmet Salih Çelik birlikte. Ardından arkadaşlar burada 7 numara Ilgaz Hatun ve 8 numara Alaca Topu isimli safkanları da ilave edebileceğinizi belirtmek istiyorum. Birazcık daha sürpriz arayanlar için özellikle bu iki at güzel olacaktır diye düşünüyoruz burada. E tabii daha garanti bir isimle 1 numara Irmak Suyu ile de kuponunuzu yine genişletebilirsiniz. 2 ve 3 esas atlar olmakla beraber 7 8 ve 1 numaralı safkanları ilave seçenekleri olarak tutmuş vaziyetteyiz. 10. ve sonuncu koşu saat 9.30'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1800 için pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu yarışta 12 safkan var. Çime ilk kez çıkacak. Torok ve e, Torok temsilcisi olmasıyla beraber anne tarafı da Amerika hattında olan bir Safkan Tutfor. for. E, bir numara Asmar Dubai arkadaşlar. ayan Kurşun'la birlikte ilk kez içime çıkacak olan Safkan. şimdi iyi gitmesini bekliyoruz baba tarafı ha, sağ, e, sebebiyle. E, be, beraberinde kendi sentetikte ispatlamış bir isim Baba İskender. 3 numara Eray Çizik'le birlikte önereceğiz. Çim'de de iyi gideceğini düşünüyoruz bu sebeple. Çok net bir şekilde. Ee, daha sonrasında arkadaşlar burada çok da fazla böyle bir garanti diyeceğimiz, garanti gözüyle bakacağımız isim yok. Ancak e, burada iki tane daha ismi ilave edeceğiz. 7 numara Festman ve 12 numara The Ferişta. The sentetikte üçüncülü olan bir isim. Müslüm Çelik e, biniyor. Festman'de ise Mehmet Nuri Sunkar'ı O da Çin pistte bir ikinciliği söz konusuydu. Son dönemde de tabelaları var arkadaşlar. Evet tercihimiz 1-3-7-12 şeklinde olmuş durumda arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer videomuz yayında da kanalımıza abone olabilsek abone olalım. İzmir videosunu izleyelim. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olalım. Teşekkürler butonuna destek olalım diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.